Bursa'dan Mehmet Bey hattımızda Buyursunlar efendim. programımıza bağlanan ilk beyefendi olacak. Ama bir Evet. dakika. Fatih, karar verin. Rejiden karar veremediler. Kim, Mehmet Bey mi, Medine Hanım mı? Medine Hanım, peki. Tamam. Medine Hanım, Kütahya'dan hoş geldiniz. Hoş buldum Nur Hanım. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Hocam Dinliyoruz sizi. Buyurun. selamünaleyküm. Hemen uyanmak Aleykümselam. için kimsenin Buyurun. vaktini almayalım. Lütfen. Ne tatlı. Hocam rüyamda sabaha bayrammış. Temizlik yapıyorum. Klasik. Ama temizliğimde az bir iş kalıyor. Yetiştiremiyorum, yoruluyorum. Diyorum ki yatayım, kalkarım diyorum biraz erken. Temizliği bitiririm. Sabaha temiz kalkarız diye. Sonra aklıma babam diyorum şimdi sabah namazına gider. İşler de yetişmez, yatmayayım. Gidiyorum bitireyim artık diyorum. Evde 17 yaşında kızım var. Elinden tutuyorum, balkona çıkıyorum. Bakalım diyorum hani gün doğdu mu, doğuyor mu artık? Vakit ne kadar kaldı diye. Kızımın elinden tutup balkona çıkıyorum. Günün ağarmasına yakın bir vakit. Güneşin doğduğunu, yükseldiğini, yükselirken içinden kuşun kanatlanıp çıktığını, o anda güneşin hani yazın bizi yakar ya, o yakıcı haline kadar hissediyorum. Sabah oldu, bayram oldu kızım, olmuş, gün doğmuş diyorum. Böyle bir rüya gördüm. Şimdi bir şey Bunun söyleyeceğim. tahminini Bu rüyaya istiyorum. göre lütfen lütfen özellikle şu birkaç ay sıcak dediniz ve güneş bizi yaktı dediniz. Güneş rüyada annedir. Bakınız bu Öyle rüyada midir? tabii bu rüyada dikkat etmeniz gereken husus şu. Ne olursa olsun kimseye kırılmayın, kimseye küsmeyin. Çünkü burada bir dargınlık var. Eğer sizin çevrenizde birine dargınsanız, birine kırgınsanız bunu düzeltmeniz sizin için hayırlar getireceğini. Sıcak bir iklimde, sıcak bir havada Allah nasip ederse kızınızla alakalı yapmış olduğunuz bir muradınıza, bir dileğinize kavuşacağınızı Ay gösteriyor. inşallah. Güneş nasıl dedik? Hazreti Yusuf peygamber ne diyor? Babacım, Yusuf suresi 4'te benim önümde diyor bir ay, güneş ve 11 yıldızın secde ettiğini gördüm. Yusuf suresi 5'te nedir Yakup aleyhisselam? Aman evladım sakın kimseye söyleme. Çünkü güneş annen, ay babandır diyor. Onun için şunu diyoruz biz. Büyüklerinizin duasını alın. Eğer onlara bir kırgınlığınız içten varsa onlarla hemen barışın. Peki, teşekkür ediyoruz Evet. Medine Hanım. Şimdi bakın, bu rüyanın bu anlamını bildikten sonra Medine Hanım artık bu ikili ilişkilerine daha dikkatli Tabii olacak. dikkat edecek. Kimseye kırılmamaya özen Yani. gösterecek. Kimsenin hakkına girmemeye özen Evet, gösterecek. evet. Valla bu rüya, yani rüyaların anlamını bilmek, gördüğümüz rüya bizi ne anlattığını Yani anlamak hayatımızda alacağımız önlemleri de arttırıyor. bak şu kadar ince bir ayrıntı var ki burada. Esma annemiz Hazreti Ebubekir'in kızıdır. Evet. Müslümandır ama annesi Müslüman olmadı. Müslüman olmadı, Ebubekir Sıddık ayrıldı. Ayrıldı. Bir gün Esma annemizin annesi geldi Esma'yı görmeye. Ama daha halen o dini seçmemiş. Hemen annesi kapıyı çaldı, çok özlemiş onu, görmek istiyor. Esma annemiz kalktı, annesine kapının dışından seslendi. Annesi dedi ki kızım sana misafir geldim, elde de eşyalar var. Annesini almadı hemen kaçtı o bir taraftan. Gitti peygamberimize dedi ki annem gelmiş, alayım mı almayayım içeriye. Peygamberimiz başını eğdi, kafasını kaldırdı ki Esma al içeriye. Al içeriye. Bizim dinde zorluk yoktur. Değil Al mi? kızım görüş dedi. Ondan sonra annesiyle görüştü. Ben de şunu diyorum. Anne ne kadar kalbini kırarsa Tabii kırsın, tabii tabii. görüş barış. Yani Tabii. buradaki demin arayan izleyicimiz ve bütün izleyicilerimiz için söylüyorum. Bugünkü tek sosyal mesajımız vallahi bu oldu hocam. Evet. Ana Annelere çok güzel babalarınızın mesaj. kıymetini bilin. Evet. Onlar Evet. bugün var, yarın Evet. yoklar. Ne Evet. yaparsa yapsınlar, ne söylerse söylesinler. Ben biliyorum, yani şu anda ekran başındaki seyircilerimizden şunu diyen de vardır. Ya demesi kolay, benim annem babam bana ne zorluklar çektiriyor diyenler de vardır. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama biz şunun altını çiziyoruz. Daha doğrusu uzmanlar çiziyor. Diyor ki Evet. her şeye rağmen, yaşadığın ne olursa olsun, anne baba kıymeti bilmek lazım. Mehmet Bey Bursa'dan hattımızda mı? Evet, buradayım efendim. Efendim hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk efendim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Dinliyoruz sizi. Buyurunuz. Şimdi hocamıza iki tane çok kısa rüyam var efendim. Bir tane ama. Bir tane Şöyle mi, iki tane ben mi? 2 aydan beri sürekli kendimi askerde görüyorum hocam. Yani Tamam. sürekli ben askere gittim diyorum, bir daha askere gidiyorum. Ve yatıyorum, geri geliyorum, bir daha gidiyorum. Evet. İkincisi de hocam rahmetli oğlundayım. 4 ay önce 50 yaşında inşaattan düştü. Ondan da sürekli para alıyorum rüyamda. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin. İki tane rüyam hocam bu Tamam. şekilde. Şimdi Mehmet Bey hatta kalın. Birinci rüyanızda görmüş olduğunuz askerde olmanız ya sizin devlet kapısında bir askıda olan bir işiniz varsa o çözülecek. İnşallah. Ya da sizin kendi hayatınızla alakalı çözülmeyen bazı durumlar varsa o durumlar yavaş yavaş ortadan kalarak kalkarak Allah nasip ederse
sizin kuracağınız iş ya da yapacağınız güçle alakalı güzel bir vermiş olduğunuz emeğin boşa gitmeyeceğini gösteriyor. Süper. İkinci rüyada da Mehmet Bey'e şu geliyor. İkinci rüyada Allah nasip ederse burada kimle bir iş yapmaya kalkarsa kalksın, kimle ne yaparsa yapsın, çok düşünsün. Derler ya, ince ele sık doku. Sık doku. Bunun gibi şeyler yaşamanız lazım. Kalbiniz çok saf, çok temiz biri olduğunuz için kalbiniz yani bunu gösteriyor. Bursa'ya da selam olsun. Mehmet Bey, lütfen şu birkaç ay dikkatli olun iş kararları verirken. Çok teşekkür evet. ediyoruz Mehmet Beyciğim, sağ olun. Sırada kim var Fatih'cim? Necda Hanım var. Evet. Fatih editörümüz o kulağıma söylüyor sırada kim olduğunu. Ben de size söylüyorum. Necda Hanım. Alo. Hoş geldiniz efendim. Buyursunlar. Dinliyoruz sizi. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Teşekkürler. Hocam. Buyurun. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Çok normal. Canlı yayındasınız. Buyurun. Rüyamı anlatayım. İşte bu rüyayı göreli 2-3 ay oldu. Hı. Ormanlık bir alandaydım. Tanımadığım bir kuaför saçımı yaptırmak istemişim. Hiç tanımıyorum, erkekti. Hı-hı. Sonra saçımı yaptırmak için açıyordu saçımı. Diyordu ki senin saçların bitlenmiş. İyi diyordu, kapatıyordu. Para var, para. Bit paradır değil mi hocam? Şimdi bit para da sonra... başını açan bir başka erkek yani. Nasıl yani? Şimdi bir kuaföre gitmiş yabancı bir erkek başını açmış, doğru mu? Şimdi yok, bakalım hayır. ne çıkacak daha. Devam edin, buyurun devam edin. Kuaför, yani kuaföre gitmemişim ama orada sanki bir yere gitmek için hazırlanıyormuşuz. Bir tane kuaförü bir erkek. Arkadaşlarım tamam. da açık yani. Böyle açtı, iyi senin başın bitlenmiş dedi. Bıraktı. Sonra ben de Allah Allah dedim. Niye saçlarım bitlenmiş ki? Açtım baktım. Taradım böyle. 3-4 tane tarak darbesi vurdum. 4 tane bit çıkarıp öldürdüm. Siz bir kişiden para bekliyor musunuz? Yani mesela bir yardım ya da güç gibi bir şey bekliyor musunuz? Para değil de iş konusunda eşimin böyle bir şeyler bekliyoruz yani. Tam fark etmiyor. Zaten aynı güçtür, şey. Tabii. Şimdi bit zenginliktir. Saçınızı başka bir adam açması, eşinize ya da size yardımcı olacak birileri var. Yani söz vermiş birileri var. İnşallah. Bunu göstermiş yani. Korkulacak bir şey yok. Eşiniz inşallah hayırlı bir işe girer ya da hayırlı bir iş yapar yani. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ben bit paradır dediğimde niye güldünüz bana? Şimdi kuaföre gittim, saçımı yaptırdım. İşlerin düzene girmesi için nereye gideriz? Mesela saç darmadağınık. Kuaföre gideriz. İşlerin kendi hayatında, kendi evlerinde yaşamış oldukları ya da iş hayatında yaşamış oldukları sıkıntının düzelmesi için kuaföre gitmiş. Hanımefendi diyor ki bir adam benim saçımı yaptı. Ve kafamda bit vardı. Çekemeyen insanlar var ama ne olursa olsun ikisinin eline geçecek olan rızkla alakalı imkanlar var. Ama rüyamızda, kafamızda bit görürsek bu para mıdır? İmkan paradır, mıdır? Zenginliktir. Fakat bekar olan kızlar için nedir? Evleneceği kişinin kendisine şans getireceğini gösterir. Allah'ım. Ve zengin olduğunu işaret eder bütün inşallah. Bütün kızlar rüyasında bit gör, bitlensin inşallah. Bütün bekarlar. Bütün bekarlar. Efendim evet. Hoş geldiniz. Afyon Karahisar'dan arayan seyircimiz. Buyurunuz Nurcan Hanım. Merhaba. Şükür kavuşturana. Gerçekten 2 haftada uğraşıyorum. İyi ki bağlandım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Ben hocama rüyamı söyleyeyim ben hemen. Dinliyoruz. Hocam da görüyordum. Annem memleketten bizim eve misafir olarak geliyordu. Bizim annemin bir akrabası, uzaktan bir akrabası, bize yakınmış. Ama annem onunla yıllardır hiç konuşmadığı için bize de söylemediğini söylüyor. Hani ondan sonra annem diyor ki hani gidelim hani onunla görüştürelim sizi, seni falan diyor. Ben ve kayınpederim ve annem iki ayrı arabaların içinde beyaz büyük Van kedisini görüyordum. 2 başlı. Van'ı şey böyle soracağım. Görüyordum. O 2 arabanın içinde bir tane akrabası, kayınpederimin akrabası vardı. Bir tane de kayınpederim vardı o arabada. Her 2 arabanın içinde siz. De 2 tane büyük başlı. Nurcan Hanım ben anladım. 2 tane büyük başlı kedi. Van kedisi. Tamam. Beyaz. Şimdi onu biliyorum. Şimdi bakın. Dışarıdan bu birkaç ay içinde dışarıdan ama bakın yani köyden olabilir, annenizin o taraflardan olabilir. Bir cenaze haberi, bir hasta haberi aldınız mı? Tamam. Şimdi bu rüyaya göre Allah nasip ederse anneniz rahatsız, annenizin İnşallah şifaya kavuşmasına, sizin de kendi evinizde, özellikle kendi evinizde bulunan ufak tefek sıkıntılar var. Bu sıkıntıların kayınpederinizde işte bir başka adamın arabada olması, bu sıkıntıların kalkacağına, siz zaten sesinizi bazı şeylere çıkarmıyorsunuz, sessizce bekliyorsunuz. Allah nasip ederse her şeyin yoluna gireceğine, 2 başlı kedinin olması, sizin
bir çevrenizde bulunan bir bayan var, iki fikirli. Bakın iki fikirli. Bununla özellikle kendi evinizin ve kendi evinizde akrabanız olabilir, kendi evinizin çevresinde olabilir. Bu bayanla bazı fikir alışverişlerinde bulunmayın. Çünkü bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Yılan yani. Evet, yani laf alıyor, laf veriyor. Yani laf gezdiriyor. Onun için de takmayın, önünüze bakın. Peki, çok çok teşekkürler. Evet. Nurcan Hanım'a. Sırada Gökhan Bey var. Gökhan Beyciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hadi hemen dinleyelim rüyanızı. Hemen söyleyeyim ben size rüyamı da. Aslında iki tane rüyam var. Kısa kısa anlatsam olur mu? Biz birini alalım. Bir tane rüya çünkü alıyoruz. Çünkü çok Instagram'dan bize evet, yazıyorlar. Evet, çok yaz bekleyenler çok de var şu anda. Evet. Tamam, tamamdır. Etkilendiğinizi bize anlatayım. Söyleyin daha iyi Gökhan Bey. Buyurun. Tamam. Rüyamda kalabalık bir yerdeyim. Horozla konuşuyorum. Sonra kalabalığa dönüyorum. Yani hayvan benimle konuşuyor. Ben dilinden anlıyorum diyorum. Kimse inanmıyor. Sonra horozun Allah dediğini duydum. Daha sonra da elime bir tane çekirge kondu, sıçradı. Yani çok heyecanlıyım. Çekirgeyle de konuşurken uyandım yani. Ya Gökhan Bey, şimdi ben burada bir arada kaldım. Önce konuştunuz horozlu değil mi? Evet. Bakın. Ya siz bekarsınız ya da evlilikle alakalı bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Bekarım ben. Tamam. Allah nasip ederse horozla konuşmanız inşallah Allah nasip ederse hayırlı bir murada ermenizi gösteriyor. Burada alacağınız güçler var. Ve aynı zamanda işinizle gücünüzle alakalı yoluna girecek bazı durumlar var. Askıda olan, özellikle askıda olan bir işiniz sizin hayatınızı ilgilendiriyor olabilir. Bunun da son neticeye kavuşarak Allah izin verirse düzeleceğini gösteriyor. İnşallah. Evet. Bu düzelirse zaten Gökhan Bey'in önü de açık. Şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Gökhan Bey İstanbul'dan. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Gaziantep'e gidiyoruz. Fatma Hanım'ı hattımıza bağlıyoruz. Fatma Hanımcığım, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Tabii biz de sizin evinize geliyoruz değil mi her gün? Bizi evet, kabul ettiğiniz evet. için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi ben tek tek öpüyorum. Ediyorum. Şu anda kimin evindeysek. Anlayayım. Buyurun. Kendimi iki rüya söyleyeceğim. Kendi denizin üstünde geziyorum. Hiç içine batmıyorum. Yalnız Fatma Hanımcığım, bir tane rüya alıyoruz. Bir tane de. Hadi güzel, Gaziantep'in hatırını anlaşalım. Bir tane rüya. Çünkü çok evet. bekleyen var sırada. O yüzden evet. en etkilendiğiniz rüyayı anlatın bize. Evet. Bir ineğim varmış. Dağda gezerken kaybediyorum. Evet. Bir ormanda gezerken bir kulübede kalıyorum. Kulübede aksi gezelemek istiyorum. Bakıyorum kral. Bir de başbakan. Beni bekliyorlarmış. Aman diyorum, bu bizim başbakan. Ama kimin? Diyorlar ki bu başka bir yerin başbakanı. Seni burada kulübede tek bırakmaması. Bunlar bekliyor. O kadar. Evet, Allah nasip ederse bu rüyalara göre sizin endişe içinde olduğunuz, hani sıkıntı yaşadığınız bazı durumlar var. Bu rüyaya göre Allah nasip ederse bunları atlatacağınızı gösteriyor. İnek olması, kişinin bolluğa çıkması, orman olması, kafasının karma karışık olduğunu ama orman yeşil olması, Allah nasip ederse inşallah bu karma karışık durumun ortadan kalkması, bir önceki rüyasında da denizin üstünde yürüyordum ama basmadan demesi, hayatınızın içerisinde ilerleyeceğinizi, güzel durumlar yaşayacağınızı beyan ediyor. Bir de bir rahatsızlık varsa, işte ayaklarında, dizlerinde, örnek vereyim ya da vücutta görsel olarak değil de geçici olarak yani, bu sıkıntının da aşılacağını beyan etmiş. Bu. Evet, başka bir şey yok. Deniz görmek rüyada neydi hayat. Hocam? Kişinin hayatı. Peki böyle denizin bulanık görülmesi? Kişinin endişe etmesi lazım. Vereceği yanlış kararlar olabilir. İşinden çıkamayabilir yani. Daha peki, da çok kendini şey atabilir yani. Böyle kalktık yani. Pırıl pırıl bir deniz gördük böyle. Hani vardır ya öyle bir yaz sabahında evet, ışık evet. böyle yansımıştır denizin bekar üzerinde. Bekar olan kardeşlerimiz için erkek veya kadın ki yani erkek veya kız fark etmiyor. Denizi pırıl pırıl görmesi, hayırlı bir yuvaya kavuşması ve sevdiği insanı alması. Dalgalı deniz. Dalgalı bir deniz görmesi kişinin hayatında eğer susmazsa, bazı şeylerin üzerine çok giderse kaybedeceği bazı durumlar olması. Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.